Sevgili izleyiciler, Yeni Akit Gazetesi İstihbarat Müdürü Murat Alan bizimle birlikte. FETÖ şovu konuşacağız demiştik. Bugün Yeni Akit Gazetesi'nin de manşetinde yer alan başlık oydu, FETÖ şov. Murat Alan atmıştı bu başlığı da. Aslında her şeyi en iyi şekilde anlatan isimdi, başlıktı o. Ve dolayısıyla bugün gazeteleri aslında göz attığımızda bu kadar net, bu kadar güzel anlatan bir başlık göremiyoruz diğer gazetelerde. Sadece Akit gazetesinde meseleyi bu kadar net anlatıyor Murat Alan. Evet, evet. FETÖ şov. Şöyle, aslında şöyle hoş bulduk. Şöyle bir düzeltme yapayım, hemen küçük bir düzeltme. Haberi Muhammed Uzun kardeşimiz yazdı. Ancak başlık da yayın kurulumuza ait. Onların takdirinin dışına çıkamayız. Onlar, başlığımızı onlar belirliyor. Ancak genel itibariyle baktığımızda bugün şey de aynısını söyledi. TV24'te Cem Küçük de Murat Alan diye belirtti. Ama genel itibariyle söylemek lazım. Manşet, başlık yayın kurulumuzun takdiridir. Evet. Onların uygun bulduğu başlıktır. Genel çerçevede bakacak olursak evet, bugün bu gazete. Yani öyle bir manzara vardı ki orada, o %60 blok demişti ya Kılıçdaroğlu. Evet. %60 blok orada oluştu. Doğru. Adeta. Doğru. MHP'liler vardı, CHP'liler vardı. Mahmut Tanal zaten nerede bir Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam'a karşı bir saldırı varsa, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bir saldırı varsa oranın vazgeçilmezi Mahmut Tanal. ve Eren Erdem de ne hikmetse orada Fethullahçı karşılığıyla evet, bilinen. Fethullah Gülen'in yıllarca bu ülkede işte ABD'nin çıkarlarına hizmet ettiğini iddia eden aydınlıktan ayrılma. Eren Erdem evet. de CHP saflarına geçince bir anda, hatta birkaç tane ses kaydı internete düşünce bir anda safını değiştirdi. Evet. Eren Erdem... zaten hep sorgulamıştık nasıl milletvekili oldu diye. Evet. Bir milletvekilinin bazı şartlara haiz olması gerekiyor ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde kullanışlı olması yetiyor bir insanın. Evet, o Barış Yarkadaş, bu ekip sonradan şeye ne derler ona, şöyle izah edelim. CHP'nin kimliğiyle, ulusalcı, daha doğrusu Atatürkçü kimliğiyle çok da ilişkili olmayan, dışarıdan cemaatin tabanına, cemaatin kullandığı argümana hizmet etmesi için bu seçimlerden önce, biliyorsun daha önce de burada konuşmuştuk, Kemal Kılıçdaroğlu'na bir diyet borcu var Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yapıya. Bu yapıya Kılıçdaroğlu tarafından monte edilmiş, CHP'ye yeni monte edilmiş, paralel yapının sözcülüğüne soyunan, adeta sözcülüğüne soyunan isimlerden biri. Evet, militanlı. Dün zaten kendisi de şeydeydi, ben de Kanal Türk'teydim. Siz de mi? Evet, ben de oradaydım. Oradaydı. O bir gazeteci. Özgür basının susturulmasında protesto için mi oradaydınız? Aslında değil. Orada kayyuma yapılan zulmü, yani devletin atadı, devletin polisine, devletin ve, evet. devletin polisine, hatta devletin itfaiyesine, bak itfaiye, yani devletin polisine, itfaiyesine, itfaiye mensubu ya, yani ve mahkemenin görevlendirdiği ve kayyuma, tabii, atadığı diyelim, evet, görevlendirdiği, atadığı, evet. uygun bulduğu isimlere nasıl orada zulmedildiği, senkronize ve organize bir şekilde içerisinde MHP İstanbul İl Başkanı'ndan tut da hiçbir araya gelmeyeceğini düşündüğümüz işte HDP'nin Ermeni milletvekili Garo Pavyan'a kadar, evet, nasıl isimlerin bir araya gelebildiğini ortaya koyan bir manzara vardı. Bu manzara da öylesine kolektif bir şekilde hareket etti ki maalesef İstanbul Emniyeti'ni de şeyin atadığı, mahkemenin atadığı kayyumu da saatlerce orada esir aldı. İçeri evet. girilmemesi için geceden çalışılmış ya, böyle bir şey olabilir mi? Bir önceki geceden. Hani şu şey gibi mi? Ekrem Dumanlı'yı gözaltına alınacakken pankartlar hazırlanmıştı. Evet. Merdivenlerde evet. ellerine verilmişti insanların. Evet. Şimdi yani şey var. Şov gerçekten. Evet. Şimdi Ali Asım şey var. Bunların bir ses kaydı düştü, hatırlarsın internete. O ses kaydında ne diyorlardı bu arkadaşlar? Kademedeki hiç işte Hoca Efendi'ye bir mesaj evet. aktarılacak. Bankasya'ya el koyma durumu söz konusu. Ama şöyle bir güven telkin ediyor karşı taraftaki kişiye, Hoca Efendi ile ilgili diyor ki, yani şey yapmayın, paniklemeye gerek yok, heyecan yapmaya gerek yok. Kademedeki arkadaşlar zaten BDDK'dan bu yönde bir karar çıkarsa
Kademedeki arkadaşlar bunu bize önceden haber verecek. Şimdi burada bu kolektif yapı, bu organize hareket edebilen devlet içerisine, kılcalları ne kadar sızmış bu yapı, kademedeki arkadaşları vasıtasıyla zaten kayyum atanacağını biliyordu. Evet, bu bilgiyi de daha öncesinde bu yapının medyadaki militanlarına, bakın ben bunlara basın mensubu demiyorum, bunlar militan. Evet, militan gerçekten. Evet. Ben de onları izlerken hep o yorumu yaptım. Yani bunun gazetecilikle, adamlıkla, bunun bir duruşla, bunun bir meslek erbabı olmakla bir alakası yok. Evet. Yani burada mesele net. Burada zaten yani orayı kapatırlar, gidersin değil. Başka televizyon açarsın, öyle değil mi? Evet. Param hayır, var, himmetten geliyor, akıyor. Ya zaten buradan burada kapanan bir şey yok. Yok yani kapanan zaten, senin elinden bak, bunu alıyorlarsa gidersin. O gün ne istediler biliyor musun? Şimdi bak ben şöyle bakıyorum. Tarık Toros, hatta şey dedim. 90'larda işte Beyaz Toros terörü yaşanıyordu ya doğuda. Evet. İşte bir Beyaz Toros yanaşır, o kişi Beyaz Toros'a bindiyse geri gelemez, evet, bir köprü altında ölüsü bulunur derdi. Bugün, dün de benim gözlemlediğim bu, bizzat şahit olduğum manzara buydu. Dün de Kanal Türk'te kayyuma karşı bir Tarık Toros terörü yaşandı. Yani 90'lardaki faili meçhullerin bir benzeri, teşvikte hata olmaz. Günümüzde, dün Kanal Türk'te Tarık Toros tarafından sergilendi. Bak, kanalı iş görmez hale getirdikten sonra, bunun altını çiziyorum, iş görmez hale getirdikten sonra teslim etti. Yani plan buydu. Yayın odasına kilitlemek. Tabii, ne demek? Hayır, yayın odasına değil. Bak, geceden ne yaptılar biliyor musun? Geceden kapının önündeki kapıya, evet, demir kapıları kapatmış. Bahçe kapısı diyelim. Evet. Bahçe kapısının önündeki demir kapıya bir çelik zincir getirip aşağı yukarı her bir halkası 5-6 santim kalınlığında, 4-5 santim kalınlığında bir çelik zincir getirip o kapıyı zincirle bağlayıp evet, emniyetin içeriye kayyumun, yani kayyum atandığına ilişkin ıslak imzalı belge var ya, o ıslak, evet, imzalı belgenin teslimini sağlayacak kayyumun içeriye girişine engel olmak istediler. İçeride geceden hazırlık yapmışlar. Bak şimdi ben aşağıda gazetenin kendi gündemiyle şu an çok yoğun olduğumuz için dokümanları hazırlamadım maalesef, yetiştiremedik. Evet. Yani önceki geceden dün attıkları, kendilerine destek için attıkları bazı tweet'te kullandıkları fotoğraflar var. Görüntüleri verebilirler arkadaşlar bu arada, haberlerimiz evet, tabii, de var. Evet, o görüntüleri de versin arkadaşlar. Geceden Ankara ve İstanbul'da adeta çelik yeleklerle, çelik yelek benzeri şeyler giyiyorlar ve gaz maskeleriyle hazırlık yapmışlar. Canlı yayın için sırtlarına 3G cihazı ve tepe kamerası. Tepe kamerası ya, yani giysiye monte tepe kamerasıyla savaşa gider gibi. Yani cephede adeta şey, yani bir cepheye sürülen askerlerin hemen girizinde muhabereciler vardır ya, telsizciler. Adeta onlar gibi çelik yeleklerle hazırlık yapıp, yani cephenin ön safına sürülmek için hazırlık yapmışlar. Sabahı o kapıyı çelik zincirle kilitleyip yine önünde şemsiyeler, düşünebiliyor musun? Şemsiyeler hazırlanmış. Evet, şemsiyeler. Hani biber açık, gazı, evet, evet, biber gazı işte polisin, evet, hafif mukavemet tekniğinde kullandığı biber gazı. Tabii tesiri olmasın diye şemsiyeler hazırlamış. Yani adeta bunu kim yapıyordu? Bunu PKK Güneydoğu'da İşte Türk İHA'larından, HERON'larından korunmak için siyah şemsiyelerle geziyordu. Bunlar da burada beyaz şemsiyelerle biber gazından korunmak için hazırlık yapacak. Yani tam bir Siyonist akıl. Onu o kadarını diyemeyeceğim ama... Ben diyeyim Siyonist akıl. De. Yani bunu ancak bir Siyonist düşünebilir yani. Evet. Siyonist kafa düşünebilir. Evet, bak şu kapıyı görüyor musun? Polis bu şu görüntü şeyden sonra... Şimdi izleyicilerimiz göremiyor, biz evet, göremiyoruz. Yani o dediğin çelikle tabii, kapatılmış bak, kapı. O kapı, evet, o kapının, evet, o kapıya girişe müsaade edilmiyor. Yani evet, o kapıdan içeriye giremiyorlar. Kapı kilitlenmiş. Giriş kapı. Evet, itfaiye kaza esnasında hani araçlar birbirine geçer ya, evet, araçların parçalarını koparmak için kullandıkları bir kanca var. Evet. Birkaç ton basan bir şey var, yengeç kıskacına benzer bir kanca var. O kapının üzerindeki bağlı bulunan çelik halatı onunla kesebildi. Ya siz ne yapıyorsunuz Allah ya? Allah Allah. Hayır, siz gazeteci değil misiniz arkadaş? Sizin nasıl ne bir gazetecilik? Var? Neye karşı yani, müdafaa ediyorsunuz kendinizi? Hani gazetecilik ne yapıyorsun orada? Hayır, ne yapsın? Hani bunun yani devlet şeyle hayır ne olacak? Devlet oraya dışarıdan top atışıyla mı girecek?
Nasıl girecek? Yani siz neyi, kale mi koruyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yani orası... İsrail elçiliği herhalde girilmesi yasak. Hayır, ne olacak? Başka yani bir ülkenin toprağı mı? Yani orayı İsrail elçiliği olarak görüyorlar. Yayını kesmek istese devlet elektriği keser, yine yayını yapamazsınız. Yani burada zaten bak ellerindeki suyun elektriğini keser, içeriye giremez. Arkadaşlar bizi görüntüden alsa, aslında o görüntüyü verse evet, biz şu beyaz şemsiyeler de görünüyor. Bak beyaz şemsiyeler geceden hazırlanmış. Evet. O şemsiyeler geceden oraya az getirilmiş. Az gerideydi. Bak şimdi dramatizasyon yaptıklarına, dramatizasyon yapmalarına aldanma. Militan gibi şu gazeteci mi? Bir gazete, böyle bir gazetecilik mi olur? Yani kayyum gelecek, ortada bir işten çıkarma söz konusu değil, yayın kesme söz konusu değil. Devlet patronu yurt dışına kaçmış. Patronun üzerinde yok onlarca, senin ya bak, öyle değil onlarca... mi? Ya bir insanda akıl olmaz mı? Yani düşünsene çalıştığın yerin patronu kaçmış. Bak, sen o iş yerini... görüyor musun? Arkadaşlar, evet, şemsiyeleri görüyorsun. Yani evet. Şu şemsiyelere bakar mısın? Hepsi aynı renkte, aynı yerden satın alınmış. Muhtemelen yanındaki Carrefour'dan satın almışlardır o şemsiyeleri de. Geceden hazırlık yapmış, beklemişler. Böyle bir şey olur mu? Bu akılla izah edilebilir mi yani? Bak şemsiyelerle vuruyor. Yani şey diyor ya, bunların çok kıymetli demokrat ablası Nazlı Alacak, solcular gibi eylem yapmayı öğrendik diyor. Bak öğleden sonra oraya girdiğinde ben de oradaydım. Solcular gibi eylem yapmayı öğrendik dedi. Gururla anlatıyor. Evet, gururla. Evet, solcular gibi polise, şemsiyeyle, sopayla, selfie çubuğuya, selfie çubuğu, elindeki selfie çubuğuyla polisin kafasına vuruyor. Şimdi ne oluyor? Yani ne oluyor? Devlet, neyi koruyorsunuz? Neyi koruyorsunuz? Kimden neyi koruyorsun? Bitti. Kimden neyi koruyorsun? Bitti. Sen yani, kimsin? Şimdi geceden hazırlanmışlar. Bak dedim ya, Tarık Toros ve ekibi, İstanbul'daki ekibi geceden yayın nasıl yapamayız? Bu kanalı nasıl yayın yapamaz hale getiririz'in şeyini yapmış. Hazırlığını yapmış. Çok da başarılı oldular. Burada da kayyuma İsrail da İsrail haklı olunca. Burada kayyuma da söylenecek çok laf var. Yani maalesef orada da beceriksizlikler var. Orada da hatalar var. Haddinden fazla şefkatli davranacağız diye Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya, karşımızdaki güç merhametli mi ki merhametli davranalım? Yok. Şimdi haddinden fazla şefkatli davrandılar. Merhamet girer girmez, etmeyene merhamet edilmez. Bravo, bu kadar. Yani Tarık Toros, kanalın genel müdürü, eski genel müdürü, atanan kayyum, yani genel müdürü atamakla sorumlu kişiye parmaklarını şıklatıp kayyum gel buraya, kameraların önüne gel, kaçma diyor. Kendisini de çalışanlarıyla birlikte 15-16 metrekarelik bir yayın odasına hapsetmiş. Sanki stüdyoda olsalar, kayyum stüdyodaki yayını mı kesti de stüdyoda değilsiniz? Evet. Niye biliyor musun? Orada bir mizansen var. Orada bir kurgu var. Bizi bu alana kadar hapsettiler. Sizi kimse hapsetmedi. Siz polisi ve kayyumu bu alanın dışına itip, gerekirse kendimi yakarım tehdidiyle bu alanın dışına kadar itip, yani her türlü rezilliği göze alıp bu alanın dışına itip odada kendinizin mahsur kaldığı süsünü verdiniz. Yani ya kayyum yak lan kendini diyemedim şimdi, hani tabir içeriye, var ya klasik. Bak, içeriye, ya yakmak istiyorsa yaksın kendini. Ya bak. Ya Tarık Toros'tan insanlık kurtulmuş olur böyle bir militandan, böyle bir zararlı yaratıktan. Yine öyle demeyin de hukuken zaten bunun cezasını çekecekler. Soruşturma başlatıldı. Bak içeriye Selahattin Demirtaş giriyor. İçeriye MHP il başkanı giriyor. İçeriye her türlü CHP'li Mahmut Tanal giriyor. İçeriye Nazlı Ilıcak girebiliyor. Yani o hapsoldukları alan var ya güya. Evet. Barış Yarkadaş giriyor. Evet. Eren Erdem giriyor. Hatta daha da ilginç. Daha da önüne ilginç gelen şey. Giriyor, isteyen binde giriyor. Binde bir oy alıp televizyona çıkabilmek için çırpınan bu minik siyasi partiler var ya. Binde bir oy işte. Türkiye genelinde 100 kişinin oyunu almış. Onlar bile içeri girebiliyor. Parti kimliğiyle konuşma yapacağım diye televizyona çıkabilmek için. Ama her nedense bunlar içeride esir oluyor. Yani şimdi biz buna ne diyeceğiz? Ya yani orada bir mizansen vardı. Çok güzel bir kurgu vardı. Maalesef bizim de buna devlet görevlilerinin de ihmali, hatası, olayın bu noktaya gelebileceğini biliyorlardı halbuki. Yani daha önceden tecrübeli olmak lazım. Hatırlarsan Ekrem Dumanlı'ya bir tebligat yapılamadı. Bir tebligat yapılamadı Ekrem Dumanlı'ya. Niye? Tebligatı yapan memur önce dışarıda adeta tartaklandı. Sonra içeride fiili sözle taciz edildi. Ekrem Dumanlı'nın karşısına geldiğinde o adamcağızın psikolojisi esas duruş pozisyonuydu. Sanki İstanbul Emniyet Müdürü karşısındaki şahıstı. Evet. Yani maalesef bu tür hatalardan ders çıkarılması lazım. Bunların eline koz verilmemesi lazım. Geceden kurgulanmış, geceden ayarlanmış, geceden hazırlanmış çok güzel bir mizansen vardı.
O sahneye konuldu. Son ana kadar da 13-14 saat boyunca da bu adamların burada burayı işgal etmesine, yani atanan kayyumun görevini yapmasına, engel olmasına göz yumuldu. Çok güzel bir alan kurgulandı. Adeta bunlar 13-14 metrekareye hapsedilmiş bir süsü verildi. Halbuki bak tekrar altını çizmek istiyorum. İzleyicilerimiz burayı iyice dikkatle takip etsinler. Evet. Kanal Türk'ün iki tane stüdyosu var. Ya maşallah durumları bizde niye? Oo, çok çok. İki iyi. Tane stüdyosu var. Bir tanesi aşağı yukarı 70-80 metrekarelik bir alandan fazla. Bir tanesi onun çok çok daha üstünde. Şu yemek programı yapılan yerden bahsediyorum. O iki Tarık Bey ve ekibi o iki stüdyonun hiçbirini kullanmadı. Tarık. Hiçbirini kullanmadı. Niye kullanmadı? Niye kendilerini reji odasına hapsettiler? İşte dışarıdan bakıldığında yazık ya, televizyonu izleyen adamlarda şu algı oluşsun. Yazık ya, adamcağızları buraya kilitlemişler. Buraya mahsur bırakmışlar. İsrail, son aklı. Kale burası. Yani sanki bir nükleer, hani şu filmlerde izleriz ya, işte nükleer bomba atılır. Bunlar o korunaklı şeye girerler. O ekranların önünden etrafa bakarlar. İşte dünya yok oldu, biz de buradayız. Sonumuzu bekliyoruz, ne yapalım? Yani bu pozisyonda. Son ana kadar da devam ettiler. İşte diyorum ki Tarık Toros ve ekibi kendilerine biçilen rolü, bak şimdi 17-25 Aralık'ta emniyet müdürleri görevden alındığında Fethullah Gülen'in şöyle bir söz söylediği iddia ediliyor. O ekibe karşı. Beceriksizler, iş bilmezler. Gerekirse çatışacaktınız, yine de gidip Erdoğan'ın oğlunu, uzun adamın oğlunu teslim alacaktınız. Gerekirse ölecektiniz, yine de geri adım atmayacaktınız diyor. Yani Mali Şube Müdürü'nün görevden alma yazısı gelmiş ya Nazmi Ardıç'ın. Nazmi Ardıç kalkmış koltuğundan, yapması gerekeni yapmış. Yeni müdüre şeyi teslim etmiş ya, o arada ben çalınan arşivi bahsetmiyorum. Onu es geçerek, gözümüzü kapatarak koltuğunu teslim etmek zorunda kalmış ya. Neden teslim ettiniz diyor Fethullah Gülen. Şimdi Tarık Toros teslim etmedi. Evet. Son ana kadar gözüne da girmeye adeta, çalışıyor. Bravo, işte o biçilen rolü, o Rab oynanan... ilan ettiği... gözüne girmeye çalışıyor. Aynen. Öbür tarafta kurtarır onu. O oynanan rolü çok iyi, o oynanmak istedikleri rolü çok iyi oynadılar. Bak, kanalı iş görmez hale getirdikten sonra teslim ettiler ya. İşte bunların devlet içerisindeki militanları da böyle. Bak, devlet içerisinde sirayet etmiş militanları da bu devleti iş görmez hale getirmeden teslim etmeyi size diyor. Yani bak, bunların savaşarak çekiliyorlar işte. Bak, bunların ne kadar tehlikeli olduğu, yani Murdoch'tan bile ne kadar tehlikeli olduğu, o zihniyetten bile daha tehlikeli olduklarını ortaya koyan olay İngiltere'de yaşandı. Şimdi ben yani Murdoch'tan utandım orada, şimdi. Yani, tabii orada da ilginç bir durum var. Doğru söylüyorsun. Orada da dinleme skandalları oluyor. Evet. 167 yıllık bir gazete miydi o? News of World. Evet, İngiltere'nin bir dönem saygın gazetelerinden biri olduğu. 160 söylenen. O civarlarda olması lazım. Evet. Öyle bir gazete, çok eski. 3 milyona yakın tirajı var o gazetenin. Evet. Ve bu gazete öncelikle kraliyet ailesini dinlemeye başlıyor. Sansasyon haber yapmak için. Daha sonra ünlüleri dinliyorlar. Dinleme skandallarına karışıyorlar. Sonrasında tabii bunların polisin içerisinde de adamları var. Yani bunlar da bu paralel yapı gibi bir yapılaşmış orada. Parayla satın alıyorlar. Zaten Murdoch ve George Soros biliyorsun. Yani dünyadaki şu anki şu işte yeşil devrimler, ondan sonra portakal mor, işte bilmem ne sarı turuncu ayaklanmalar, Türkiye'deki malum, gezi eylemlerinin de arkasındaki yegane güç olduğu. Yani yumuşak geçiş, hani soft power diyorlar ya, soft power'ın uygulayıcılarından biri olduğu aşikar. İngiltere'de de Robert Murdoch denen adam medyanın %30'unu elinde tutuyordu. Elinde tutuyor ve o çok saygın bir gazete, 3 milyona yakın tirajı var. 167 yıllık dinleme skandalına karışıyor. Sun gazetesiydi herhalde, yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Sun gazetesi, evet. İngiltere'nin bulvar gazetelerinden Sun gazetesiydi. Ve sonra ne oluyor? Hatta bu David Cameron'ın basın danışmanıydı galiba. Evet. O da olayın içerisinde ve daha sonra o da istifa ediyor. Aslında olayı kapatıyorlar. Sonra tekrar Guardian açıyor o meseleyi, dinleme skandalını. Guardian'la Independent açıyordu herhalde. Açıyorlar ve sonra tekrar kapatılıyor. Hani soruşturmaya gerek yok deniyor ama onun üzerine tekrar gidiliyor. Ve en sonunda deliniyor o Murdoch'un zırhı. Ve News of, 168 yıllık News of the World gazetesi.
yayın hayatına mecburen son vermek zorunda kalıyor. Bakın ne kadar köklü, ne kadar büyük bir gazete. Evet. Ve hiç bu tarz olaylar yaşanmıyor. Birçok orada gazeteci kılığında görev yapan isimler de tutuklanıyor. Cameron'ın danışmanı da istifa yasa dışı dinleme ediyor. Hani çok bak, evet. Çok şey değil yani. Ve bir hatta evet. O sırada bir dijital uydu kanalını almaya çalışıyormuş Murdoch. Evet. O da iptal ediliyor. Evet, medyayı biraz daha esir almak istiyor. Alamıyor, izin vermiyorlar. Böyle bir durum var. Bunların bilinmesi gerekiyor. Tamam, bilinmesi gerekiyor. Onu biraz günümüze bağlamak ve lazım. Peki şey ne yapıyor? O Fox TV de, evet, tabii, Fox TV var, o da Murdoch'ın. Bugün vır vır konuşan iki kişi var Fox'ta da. Murdoch'ın, İsmail Küçükkaya ile Fatih Portakal. Hadi İsmail Küçükkaya. Bilmiyor mu? Bak şimdi İsmail Küçükkaya işsiz kaldı. Bilmem ne oldu, şu oldu, bu oldu. İşte para kazanması gerekliydi. Şeye akşamdan sonra işte Mehmet Kara Mehmet'in tasfiyesinden sonra Fox'a geçti diyelim. Onu birazcık tırnak içinde ayıralım. Ama Fatih Portakal Kanal 7'de, Kanal D'de Aydın Doğan'ın tevhid-i tedrisasından geçmiş. Onun eğitim bilimlerinden, işte Kanal 7'nin ta 28 Şubat döneminden bu yana, Kanal 7 diyorum, Kanal D'nin 28 Şubat döneminden bu yana en azılı Kanal 7 deyince haberlerini... Ahmet Hakan mı geldi aklına? O da belki, zihniyet o da olabilir. Aynı olduğu için o da olabilir. Al birini vur ötekine. Doğru, o da olabilir. bu Aydın Doğan ekibinin en ağır, en işte merdiven altında namaz, ondan sonra işte şu camide şöyle bir şey yapılıyor. Oo, toplu zikir yapmışlar. Yani tekli, evet, zikir mi olur? Namaz. Toplu zikir olur işte. Toplu zikir şehit, töreni. Ya da işte yine benzeri haberler döneminde şeriat geliyor, işte şeriat hortladı. Benzeri haberlerde imzası olan o eğitimden geçmiş Fatih Portakal. Tanıyorum, meslektaşımız. Silivri'de de bayağı birlikte çalıştık. Şu anki Fox TV'deki tavrı. Aslında kanalın yayın politikası zaten bu da. Tam bu biçilmiş adamı da bulmuşlar, uygun adamı da. İki gündür, üç gündür, hatta bir haftadır şu sistematik, evet, bir şekilde bir yayın yapıyor. Ama özellikle paralel medyaya kayyum atanmasından sonra da bir tavan yaptı bu durum. Kayyuma karşı bir şey takınması. Bir sert bir tavır takınması. Şimdi baktığın zaman Fox kimde? Murdoch'ta, değil mi? Şimdi Murdoch kim? Yani kayyum, evet, atanmasına müthiş karşı çıkıyor bu adam, değil mi? Murdoch kim? İşte Amerika'da şeyde Amerikan asıllı, dünyanın değişik yerlerinde medya kuruluşları bulunan, işte soft power'la, yani medya gücüyle dünyayı şekillendirmeye, evet, çalışan, esir almaya Cameron'ın çalışan. Cameron'ı da hatta iktidara getiren medya organı, aynen, olarak. Aynen, biliyor, aynen. Zaten bak dikkat, dolayısıyla et. Dolayısıyla yeni başındaki adam da tabii, kendi adam. Dikkat et bak, Murdoch'un devrilmesinden sonradır. Yani Murdoch'un İngiltere'deki hakimiyetinin, evet, sonlandırılmasından sonradır Cameron'ın gidişi. Yani İngiltere'deki, evet, başbakanlık sürecinin sonlanması aslında Murdoch'la da ilişkilidir. Onun da üzerinde ayrıca bence farklı bir zamanda, evet, durmak lazım. Ama işin aslı, yani bu adamlar birbirleriyle ilişkililer, birbirleriyle danışıklı dövüş içerisindeler. Ama ben şeye gelmek istiyorum. Bizim var mı zamanımız bilmiyorum. Tabii bu arada Fox TV'ye üzücü haberi de verelim. Bu çok atlayıp zıplamasınlar. İngiltere'den bu konuyla ilgili gerekli detayları Türkiye Cumhuriyeti elbette ister. İngiltere'ye hükümetine karşı olan bir Murdoch yayın organını Türkiye Cumhuriyeti de istemez. Bana da ya işte orada müdahale olur diye. Orada şöyle bir şey var. Yani devlet aklı ben nasıl çalışır az buçuk bildiğimiz için yani inşallah ister diyorum. Çünkü maalesef bak Vodafone, yani Türkiye'deki en büyük medya şirketlerinden, evet, biridir. 2010'lu yıllarda İngiltere lehine telefon dinlediği hesaplandı. Birçok ülkeden özür diledi. Hatta ülke piyasasından çıkmak zorunda kaldı. Ama Türkiye'de lisans dağıtılırken kimse sorgulamadı bile. Ya da Volkswagen, şimdi baktığın zaman bütün dünyada sorgulanıyor. Araçlardaki yakıt emisyonuyla, evet, alakalı çok ciddi sıkıntılar var. Çok ciddi yalan raporlar yazdıkları belgelendi.
bir dünya işlem yapılıyor, ceza kesiliyor. Türkiye'de sanki Türkiye'ye gelen araçlarda böyle bir şey yokmuş gibi. İşte yeni yeni ufak ufak adımlar atılıyor. Araçlar belki çağrılabilir, bilmem ne. Bizde çağrılma şeyler. Yok tabii. Yani şey yok. Şimdi yani devlet aygıtının bazı unsurları çok iyi çalışmıyor. Maalesef bunun içerisinde yargı bürokrasisi ve güvenlik bürokrasisi de dahil. O yüzden yani illa Hacı Osmanoğlu gibi mi yapmak lazım? Yani Türkiye'de değil mi? Bazı yani doğru. Sesini duyurabilmek için, isyanını duyurabilmek için, ya işte yapılan orada, haksızlıklara karşı durabilmek için böyle mi yapmak gerekiyor Türkiye'de? Orada maalesef Ali Asım, yani şeye dönmek lazım, konuyu çok fazla dağıtmadan bir örnek vereyim. Sadece yani hani bu konuya bir örnek vereyim. Yani yargı bürokrasisi içerisinde ve güvenlik bürokrasisi içerisinde bir senkronize hareket yok. Pasif tavır takınıyorlar. Ciddi bir şey yok. Mesela geçtiğimiz günlerde benim yine ilginç bir durum. Bir sohbet esnasında öğrendik. Biliyorsun Doğan Medyası 2012 senesinde bir grup DHKPC'li canlı bombayı, daha sonra bir tanesi kendisini İstanbul Emniyeti önünde patlatmak isterken öldürüldü. Bir diğeri başka bir yerde kendini patlatmayı başardı. Bir grup canlı bombaya sahip çıkmıştı. Hatırlarsın. O dönem emniyet bunların liste isimlerini yayınladı. İşte Doğan Medyası, DEHA özellikle canlı yayında şey yaptılar. Basın toplantısı düzenlendi. Bu kişiler, Hürriyet'te de diğer medya organlarında da haber oldu. Bu kişiler şey değildir. Bu kişiler canlı bomba değildir. Adeta bir siyasi propagandaya dönüştürdüler. Ben buradayım işte, nasıl canlı bomba olurum diyen kız geçtiğimiz günlerde İstanbul Emniyeti'nde öldürüldü. Elindeki uzun namlulu silahla emniyete girmeye çalışırken. Evet. Şimdi baktığımız zaman çok ilginç bir şey saptadım. Dosya kapatılmış. Şimdi dosya kapatılmış. Buna 2012 senesinde basın toplantısı düzenleten, o toplantıyı düzenledikleri yerin kirasını ödeyen, o arkasındaki avukatlar, onunla birlikte gelen avukatların ifadesi alınmış mı? Yeni öğreniyoruz, alınmamış. Alınmadıysa bu bir rezalet değil mi? Evet. Yani örgütlü bir yapının deşifresi adına bu bir skandal değil mi? Skandal. Ama işte kim bununla ilgilenecek? Savcı. Suçu kime yüklüyorlar böyle bir şey olduğunda? Hükümet yapmadı, evet. Hükümet etmedi. İyi de hükümet her şeyin peşinde Sayın Cumhurbaşkanı ya da Sayın Başbakan mı koşacak? Yani talimat veriyorum, bununla ilgili soruşturma dosyasını açın mı diyecek Adalet Bakanlığı? Buradaki savcı neye yarar? Buradaki emniyet personeli neye yarar? Bu iş için yok mu zaten? Reysen harekete geçme diye yok, bir mekanizma yok mu yargıda? Yani dün gece olduğu gibi her şeye Cumhurbaşkanı Erdoğan müdahil olmak zorunda. Maalesef. Yani o yüzden bizim güvenlik bürokrasimizde ve yargı bürokrasimizde ciddi zafiyetler var. Batı'da bu yok. Yani bir adam sıkıntılı bir eyleme imza attıysa, bütün seceresi çıkartılır. Bütün seceresi incelenir. Geçmişte yaptığı bütün eylemler, ilişkileri çözülür. İşte biz bunu çözemediğimiz için dağa çıkışla engel olamıyoruz. Niye? Adam gelmiş, gönül rızasıyla, özür dilerim, gönül rızasıyla teslim olmuş. Şimdi anlatmış nasıl dağa çıktığını. O mekanizmayı da anlatmış. Burada İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciymiş. İşte bilmem ne yapmış, HDP'ye gitmiş, HDP'den falanca yere götürmüşler, filanca yerden işte almışlar, daha gidelim mi? Gidelim demişler, bu da almış gitmiş. Şimdi bu adam teslim oluyor, işte itirafçı oluyor ya da tutuklanıyor, ceza alıyor. Bu soruşturmayı yürüten savcılık şunu demiyor. Ya bu adamdan yola çıkarak bu örgütün daha insan kazandırma mekanizmasını çökertebiliriz demiyor. Çoğu zaman bırakıyor. Bıraktığı için de o dağa insan götürme mekanizması, yani PKK'ya personel durmuyor. Kazandırma mekanizması çözülmüyor. Evet, çözülemediği için üniversitelerimizde gencecik öğrencilerimiz adam babasının gönderdiği parayla, cep harçlığıyla siyasi propagandalara alet olup, güzel siyasi, şirin görünen siyasi propagandalara alet olup bir zaman geldikten sonra da dağa çıkabiliyor işte. Yani maalesef bizim güvenlik korkusu... Bizde Amerikan filmlerinde Amerikan savcılarına olayların peşini süren, izini süren Amerikan savcılarına hayran olmakla yetiniyoruz yani. Aynen öyle. Yani işte burada bunu geliştirdiğimiz zaman, güvenlik ve yargı bürokrasisini geliştirdiğimiz zaman bunun gelişimi yönünde adımlar attığımızda bizde sözde kalıyor işte. Bak yani kalkıyor savcı, işte yargı bağımsızdır diyoruz değil mi? Ama bugün gazetesinin manşetinde onunla ilgili şey var. Öyle değil mi? Yani dur, iyi olduğuna dair. Ona ayrıca gelelim. Burayı şöyle bağlayayım. Arkadaşlar verirlerse. Güvenlik ve yargı bürokrasimiz geliştikçe
ülkedeki emin ol gezi eylemleri gibi eylemlere de, marjinal örgütlerin girişmiş olduğu saldırılara da, PKK'ya insan kazandırma, paralel örgüte insan kazandırma eylemlerine de müdahale edilmiş olacak. Son bir cümle bununla ilgili son bir cümle. Vaktimiz var mı bilmiyorum. Bu olursa paralel yapının da emin ol kökü kazanacak. Sadece PKK'nın, DHKPC'nin değil. Yeter ki biz yargı ve güvenlik bürokrasimizi güçlendirelim. O savcıların bağımsız hareket ediyor denir ya savcılar. Evet. İşte o savcıları gerçekten bağımsız hareket edebilir hale reysen bir soruşturma yürütür. Yani talimat mı bekliyor Adalet Bakanlığı'ndan şimdi DHKPC'nin? Yok. Talimat almadan, işte şunu yapın, bunu yapın diye baskı yapılmadan hareket edebilir hale, kendi kararlarıyla bir örgütlü yapıyı çökertebilir hale. Yani ekmeğini, maaşını aldığı konumun hak eder. Yani akşam eve yastığa başını koyduğunda, evet ben ülkem için bugün şu maaşı alıyorum, ülkem için de bunları yaptım. Bu örgütün peşindeyim, bunlara nefes aldırmayacağım, yaşam şansı tanımayacağım demesi gerekli pozisyona geldiğinde bu sorun çözülür. Tekrar şeye dönelim. İnşallah. Tekrar bizim gazetemize dönelim. Kaç dakikamız var? Ona göre konuşalım. Az. Mesela 5 dakikamız var. 5 dakikamız var. Çok güzel. Hemen bağlıyoruz o zaman. Bu gazete arkadaşlar görebiliyor mu? Bugün. Evet, şu gazeteyi görebiliyorsak bugün FETÖ Şov manşetiyle çıktı. Ve medyada bugün bu gazete haricinde bir tane Aydınlık da benzeri bir şey atmış. Onun dışında o da küçücük bir şey atmış. Gerisi şuralardan ufacık tefecik görmüş. Günün manşeti bence bu. Günün manşeti budur. FETÖ Şov. Gerçekten de FETÖ Şov. Yani Türkiye dün bu oyunu izledi. FETÖ'nün şovunu izledi. Çok yerinde... Hangi FETÖ şu? Aranan mı? Başına 4,5 milyon dolar ödül konulan... Onu ben yine demeyeyim. Ben üslubumdan taviz vermeyeyim. FETÖ demeyeyim ama FETÖ diyeyim. Beyefendiliğim yani, bozmuyor Fethullah, evet. Yani salon erkeği çizgimden taviz vermeden Fethullahçı terör örgütü, belgelere de yansıyan, mahkeme kararlarına da yansıyan Fethullahçı terör örgütü. Fotoğrafı verebilirler arkadaşlar. Arananlar listesindeki Fethullahçı evet. Onu bir saniye bekletsinler bence. Evet. Basın özgürlüğü dediler değil mi? Bugün gazetesi, bugün televizyonu, dün akşama kadar Kanal Türk'le eş zamanlı olarak Samanyolu'yla birlikte Tarık Toros terörü sahnelendi orada ve basın özgürlüğü, basına el konuluyor dedi. Hazırsa o manşet bence onu şey yapalım. Evet, dün, hazır. Verebilirsiniz onu. Dün örgütlü yapılarla mücadele adına, ben o zaman da o manşete de karşı çıkmamıştım, olur. Manşet bak teorik olarak doğru. Basın kadar yargıda hür. Yani tutuklanan, gözaltına alınan kişilerle ilgili konuşmuyorum. Teorik olarak bir örgütle bir gazetecinin ilişkisi varsa gazeteciler gökten zembille inmedi. Kimseye, benim de sarı basın kartım var. Kimseye sarı basın kartı bir ayrıcalık da suç işleme ayrıcalığı da tanımıyor. Evet. Anayasanın amir terörist hükümleri de var zaten. Kimse ayrıcalıklı değildir diye bu ülkede. Şimdi hal böyleyken suç işleme özgürlüğün var mı? Yok. Örgütlü bir yapıyla, terör örgütü vasfında, örgütlü bir yapıyla ilişkim olabilir mi? Olursa bunun araştırılması, bununla ilgili tabii işlem yapılması en tabii sonuç değil midir? Evet. Elbette. Şimdi o gün o gazeteyi bence manşete alabiliyorsa sayın yönetmenim, şeye, tam ekranı alabiliyorsa, görebiliyorsak evet. Şu an. Hatta biraz daha yakınlaştırabilelim, biliriz o manşeti. Şimdi basın kadar yargıda hür. Bak, Nedim Şener gözaltına alınmış. Yanında Ahmetçik. Bugün paralelcilerin kucağında olan Ahmetçik var ya, bak Nedim Şener ilkeli bir tavır takınıyor. Ama o Ahmetçik hala paralelcilerin dümen suyunda, onlardan medet umuyor. Ama Nedim Şener, abi yiğidi öldür, hakkını yeme derler. Nedim Şener'e helal olsun. Şimdi bak, gazeteciler gazetecilik faaliyeti nedeniyle baskı altına alınıyorsa hepimiz karşı çıkarız. Evet, bu sözün altına imzamı atıyorum. Ben de tekrarlıyorum, sen de tekrarla. Gazeteciler gazetecilik faaliyeti nedeniyle baskı altına alınıyorsa hepimiz karşı çıkarız. Aynen, altına değil imza mi? Attık. Evet. Bitti. Ancak basın özgürlüğü de bazı illegal oluşumların şemsiyesi yapılamaz. Bırakın yargı kararını versin. Evet. Bırak Tarık Toros. Şimdi paralel medya ve paralel medyaya destek olan Aydın Doğan ekibinin içerisindeki CHP, HDP, KKK'lılar ve diğer unsurlar MHP'nin içerisindeki kaset mağdurları oldukları halde, daha doğrusu kaset mağdurlarının yerinde monte edilen paralelciler, oradan şunlara şu çağrıyı yapıyorum. Bırakın yargı işini yapsın.
bağımsız, yani bağımsız, basın bağımsız olduğu kadar bu ülkede yargı da bağımsız. Yargı da bağımsızsa bırakın yargı işini yapsın. Evet. Zaten kimsenin malı sömürülmüyor. Ortada bir yanlış yoksa iade edilir. Ama kanalı iş görmez hale getirdikten sonra evet bugün görevimi yerine getirdim deyip kanaldan ayrılan kişiler şu kendi attıkları manşetlere dikkat etsinler. Onu okusunlar, o manşet üzerine dönüp baksınlar. Dün yargı bağımsızdı, bugün mü bağımsız? Bağımlı. Evet. Ya da senin yargın iyi, benim yargım kötü diye bir kavram mı var bu ülkede? Evet, onlara göre maalesef. Yani ortada atanmış bir mahkeme, ortada atanmış bir kayyum bugün, var, bir evet. mahkeme kararı var. O mahkeme... Bu dün, evet. Fethullah Gülen'in de dünü var. Bugünü zaten gözler önüne serdik. Bugün bugün TV önünde, Kanal Türk önünde yaptıklarını da gördük. Şimdi onların peşinden gittikleri, izinden gittikleri Fethullah evet. Gülen'in şimdi, halini görme zamanı değil mi? O? Aynen öyle, kesinlikle öyle. Bu yapıyı o noktaya getiriyor. Ama şunu tekrar hatırlatmakta fayda var. Şu görüntüyü tekrar göstermekte fayda var. Şu FETÖ Show. FETÖ Show manşeti bence günün manşetidir. Hatta evet. haftanın manşetidir. Bizim bizimle ilişkili, bizimle irtibatlı olan gazeteci arkadaşlarla da yapmış olduğumuz görüşmede kendilerinin neden bu haberleri şuralardan küçücük gördükleriyle ilgili sormuş olduğum soruya verdikleri cevap işte basın özgürlüğü. Ya işte yapmasak etmesek kimse bu kadar dik duramadı. Evet şu ekrandaki görüntü. Hiç kimse şu an o havuz medyası olarak adlandırdığı karşı tarafın medya grubu var ya. Evet. Havuz medyası olarak adlandırdıkları medya dahi bu dik duruşu sergileyemedi. Bu manşeti atmaya cesaret edemedi. Evet Akit bu manşeti attı. Bu manşeti çünkü bizim kimseden korkumuz yok. Yarın medyamıza, bizim medyamıza el konulmaya kalktı. Bunu denediler. Evet. Yani 312 er olayıyla, 312 er diyorum, 312 yok, general vakasıyla, yine hakeza benzeri eylemlerle, jandarmanın bizim gazetemizle ilgili yapmış olduğu bir müdahale çalışması dahi haber oldu. Yani Batı Çalışma grubunun arşivlerinde dahi bize karşı nasıl bir operasyonel tavır takınılacağı belirtildi. Ama bizim korkumuz yok. Çünkü yapmış olduğumuz bir hata yoktu. Hani derler ya, evet. çiğ yemedik ki karnımız ağrısın. Çiğ yemedik, evet. karnımız ağrımadı. Bugün çiğ yemediklerini düşünüyorlarsa onlar da geri adım atmasınlar. Ama işte bu manşet o yüzden çiğ yemediğimiz için, karnımız ağrımadığı için atılmış bir manşetti. Evet, buradan da az önceki soruna gelmek lazım. İşte 2013 senesinde yola çıktılar. Dediler ki, 2013 senesinde dediler ki, 17 Aralık'tan bir gün önce, 16 Aralık gecesi, ya Allah, bismillah, yarın el koyuyoruz. Bundan sonra bu ülkenin yargısı da, emniyeti de, bürokrasinin tamamı ve milleti de bizim esirimiz olacak dediler. Ve buna göre bir hareket tarzı belirlediler. Ama işte görüyorsun yıkılmaz dedikleri kaleleri nasıl evet, yıkılıyor. Son bir görüntü vardı arkadaşlar onu da getirebilirlerse. Evet arananlar listesi. Fethullah Gülen'le ilgili dün emniyetin arananlar listesi yayınlandı ve Fethullah Gülen'in de başına ödül konuldu. Evet. Düşünebiliyor musun? Nereden nereye? Yani 2013'te evet, keşke o bulundukları konumda kalsalardı da burada dursalardı. Arkadaşlar onu da gösterebiliyor evet. mu bilmiyorum. Karayılan'da, yani düşün bugün evet, evet bugün Fethullah Bayık'da. Gülen bugün Fethullah Gülen işte Murat Karayılan'la işte Hüseyin Fehman ya da Bahos Kod adlı Hüseyin Fehman'la işte Cemil Bayık'la Mustafa Karasu'yla ve evet. Duran Kalkan'la aynı listede teröristler listesinde teslim edene getirene 4 milyon TL ödülle ifşa ediliyor. Yani şu resme bakıp kimin kaybettiğini hani sürekli yerini söylesem 4 milyonu alıyor muyum? Yok, yerini söylediğinde havayı alıyorsun ama getirirsen 4 milyon dolar ya da onun getirilmesine vesile olacak teknik bilgiyi verirsen bu parayı alıyorsun. Buradan da onu da hatırlatmakta fayda var. Ben villasını falan biliyorum. Tamam yok şimdi emniyete zaten şey diyorlar Murat Karayılan'la ilgili bilgi veriyorum Kandil'de bu parayı alabilir miyim gibisinden şey var ama yani şu tabloya iyi bakmak lazım. Bu tablo ibretlik bir tablo. Bu cemaat içerisindeki hala safiyane duygularla ya da safiyanesi kalmadı. Allah
aklını kullanmayanların da, üzerine pisliği boca eder. Ya yani da, bak, bugüne kadar yeryüzünün mazlumu için bir cümle sen Cevşen okuyorlar ya, Cevşen okumamışsın. Kalkmış bugünün önüne geçiyor, Bankasya'nın önünde Cevşen okuyor. Hayır, daha da şey yani, var, kapıda Cevşen okuyan ablalar var, aynı saatte yukarıda Pelin Batu, işte baldırı çıplak bir şekilde. Pelin Batu götürüyor. Hayır, yukarıda Pelin Batu program yapıyor. Evet. Aynı saatte aşağıda da ablalar oturmuş Cevşen okuyor. Yani bu tamamen parayı da götüren Pelin Batu. Parayı da götüren Pelin Batu, parayı veren de o gariban kapıdaki ablalar, abiler işte zaten yani sorun orada. Bak bugün Hasan Karakaya çok güzel yazmış Bankasya'yı nasıl hüplettiklerini. Evet, yani oradaki manzara diye da anlatıyor ama son olarak Fethullah Gülen başına 4 milyon TL ödül konulmuş bir kişi. Bak, devletle mücadele edilmez. Evet. Herkesin nefesi tükenir ama devletin tükenmez. Bu düsturla yola çıkılmalı. Bence herkes aklını başına toplamalı. Yol yakınken geri dönebilecek olanlar varsa da suça bulaşmamış geri dönmeli. Diğerleri de vazgeçmeli. Kaçacaklarsa kaçmalı. Ben bunun da arkasındayım. Kaçacaklarsa kaçmalı, kalacaklarsa da, cezayı göze alıyorlarsa da ceza almalılar. Ama bu işten vazgeçmeliler çünkü devletin nefesi tükenmez. Eyvallah, çok teşekkürler, ayağına gönlüne sağlık. Sağ olasın. Ve kaçanlar da geri getirilecektir inşallah, enselerini tutup diyelim. O da olacak, göreceksin, o da olacak. Böylece kapatalım. Evet, huzurlarınızdan ayrılıyoruz sevgili izleyiciler. Görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Sürmeden 6. maddesinde der ki öldürmeyeceksin.